geçen yıl 100 liraya, pazara gittiğimizde 100 liraya aldığımız temel gıda maddeleri bir yıl içerisinde %167 oranında artmış, 100 liradan 267 liraya çıkmıştır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç, tüm Yerelsen Edirne Şubesi'nin genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Birleşik Kamu İş Araştırma Geliştirme Birimi KAMUAR'ın Kasım ayında yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Koç, Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8.657 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 25.422 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Son yaptığımız araştırmaya göre en fazla tüketilen 64 gıda maddesinin fiyatı. Bu 64 gıda maddesinin içerisinde neler var? En çok tükettiğimiz peynir, süt, pirinç, bulgur, bu tür şeyler var. Yani TÜİK'in hesaplamış olduğu oranlardaki gibi pimpon topu, soba borusu, balık yumurtası gibi şeyler yok. Sadece en çok tükettiğimiz 64 gıda ürünü üzerinden yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçları. Bu gıda ürünleri bir önceki aya göre %4, bu yılın ilk 11 ayında %19, son 1 yılda ise %167 oranında artmıştır. Geçen yıl 100 liraya, pazara gittiğimizde 100 liraya aldığımız temel gıda maddeleri bir yıl içerisinde %167 oranında artmış, 100 liradan 267 liraya çıkmıştır. Buna karşılık son bir yılda kamu çalışanlarının ve emeklilerin aylıklarında enflasyon farkı da dahil %85.6 oranında artış gerçekleştirmiş. Aynı dönem içerisinde asgari ücrette ise %94.6 oranında artış gerçekleşmiştir. Yani geçen yıl bu zamanlar 100 lira olan maaşımız %85 artarak %85'e tekabül ederken, geçen yıl az önce de söylediğim gibi 100 liraya aldığımız gıda maddeleri bu şu anda 267 lira olmuştur. 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken harcama, yani açlık sınırı Kasım ayında 8.657 TL'ye yükselmiştir. Yoksulluk sınırı ise 25.422 TL'ye çıkmıştır. Araştırmamızın sonucunda yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, ülkedeki açlık riskini giderek büyütmektedir. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorlamaktadır. Maalesef bu durum zamanla önemli sağlık sorunlarına da yol açacaktır.